Sandığımdan uzun boyluymuşsun. Yok. Ama tabii. Topuklardan. Daha önce geldiniz mi buraya hiç Göce'ye? Geldim. Ben gelmedim. Gezdim mi hiç geldim. Koylarda falan? Gezdim ama hangi koyun neresi bilmiyorum yani. Sen hiç gelmedin. O zaman seni gezdireceğiz. O zaten gezdiği yerleri devam edecek. Evet, geçiyoruz o zaman. Buyurun efendim. Nasıl? Atlayamayız. Mıyız? Hayır. Merdiveni indir. Ben atlarım aslında yok, ya. Yok yok yok, dur. Falan dur Allah atlarım. Aşkına. Atladım. Atladı. Evet. Ben merdiveni alayım. Hocam senin zaten ayakkabı boyu kadar. Tabii canım yani. Ayakkabıyı köprü yapsan olur. Bugün değişik bir yoldan gidelim. Bir boğazdan çıkalım. Evet. Göcek Adası'nın boğazından çıkacağız bugün. Şu şeyi geçtikten sonra. Oo, nereye gidiyoruz güzel. Peki? Bugün Yastıcı Adaları'na gideceğiz. Yastıcı Adaları. Buranın en güzel yerlerinden biridir. Hani bütün Göcek resimlerinde tepeden bakıldığında ortası delik bir ada var. Oraya gideceğiz. Evet, yelkeni Canova buradan açılıyor. Berke çekiyor Canova'yı. Sen bırak yeter. Ben hocam şey şimdi. Gösterim ana yeter. Hocam şunu bak, şu şöyle. Tamam. Şöyle takılan, şöyle tamam. Açılan, çekilen bir şey. Onun tepesine mandalını döndürerek bir tak bakalım. Şimdi o hazır. Şimdi evet. Etrafındaki ipi boşalt bir. Dur ben de şöyle araya gireyim. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil mi? Önce abi. Önce elle şunu bir boşalt. İpin bir ucunu Ece'ye ver. O da katılsın. Evet onu boşalt. Ben tutmuş olayım. Ya, evet. Şöyle. Bir kere daha. Tamam. Şimdi elinde öbür ucun ipin bu ucu Ece'de. Serbest mi? Evet. Çekmeye başla. Yok öyle değil. Elle. Şöyle hocam mi? Genç adamsın tabii. Çek. Sonuna kadar aç. Çek. Çek abi. Bir dakika şimdi. Çalış. Tamam mı? Bir dakika şimdi dikkat et. Parmağa dikkat edeceksin tamam, şimdi. Tamam. Bak yöntem stop. Şu. Normalde bunu takmadan. Evet. Bak bunu böyle germeden. Bak parmağı şöyle. Tamam. Anam. Evet. Şimdi bunu döndürerek sıkıştıracağım ben. Dur diyene kadar döndür. Tamam ben rotadayım. Döndür. Döndür. Bak şu iki tane tüy görüyorsun orada var ya. Evet. O tüylerin ikisi de birbirine paralel olacak abi. Hangi tüy tamam abi? Tamam mı? Çektiğin zaman içerideki ve dışarıdaki tüyler birbirine paralel olacak. Tamam budur. İyi mi? Biz oldu. Oldu gibi. Tam olmadan mı oldu? Evet, şu anda sadece... Erken gücüyle gidiyoruz. Abi ne zaman tepeye çıkacağım ben? Karayip korsanları gibi falan. Aa güzel fikir o bak. Tabii canım. Tamam hazırlayalım şeyi düzeneyim. Kaşınıyorsun sen de. Tepeye çıkartıyoruz. Geldik madem zevkini çıkartalım. Hocam yoraya tırmanarak çıkıyorlar biliyor musun? Tamam. Şey yürüyerek. Tekneyi çok yatırıyorsun. Orası yokuş oluyor. Yokuşa pıtı 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 çıkıyor. Sonra düzeldiği zaman tekne. Sonra düzeldi orada kalıyor. Eşin elini Allah diye. Aşağı atıyorsun kendini. Motor çalışmıyor şu an. Şu anda hiçbir şey çalışmıyor. Daha sadece rüzgar gücüyle gidiyoruz. Belki o kadar güzel bir trim yaptın ki yani evet, uçuyoruz bile diyebiliriz buna. Gani müjde için biraz tutumlu derlerdi. Cimri olduğunu bugün öğrendim. Bizi böyle seyahate çıkarttı efendim. Motoru kapattı, rüzgar gücü falan. Tamam abi. Cimrilik bu. 10 saatte geliyor. Ama biliyor musun bu gerçek. Olması ben abi. De daha önceden böyle çok güçlü motoru olan bir tekne vardı. O kadar çok para harcıyordum ki bir yerden bir yere giderken canım acıyordu benzin parasına. Bunu aldım rahat ettim. Bak görüyorsunuz bedava. Ne zaman istersen ben o trimin bilimi neydi? Hepsini her şeyi yaparım. Hepsini tepeye yaparım. De çıkartacağız seni. Gördüğünüz gibi bakın bütün tekneler bize göre pozisyon alıyorlar. Çünkü şu anda kanalın efendisi biziz. Kimmiş? Biziz. Bir tek cimri biziz. Herkesin motor gücünü kullanarak. Cimri biziz diyorlar. Mesela bakın bu da centilmenlik olarak doğru bir hareket değil.
rüzgarı bu yönden alan bir teknenin bu tarafından, yani iskele tarafından geçmemek lazım. Çünkü iskele tarafından rüzgar alıyoruz. Rüzgar uzak geçmesi lazım. Abi çünkü... o gelenin üstünde sahil güvenlik yazıyor. Bizde ilgisi var mı? Yok abi. Ellerinde kağıt kalem var. Bizde bu için... arada iskele neresi diye soracaksınız. Neresi? İskele, evet. Kırmızı çorabın olduğu yer iskele. Yeşil çorabın olduğu yer sancak. Evet. Tamam mı? Unutmayalım diye. Bugün öğle yemeğinde Ece'nin mutfağından var. Nasıl olsa evlenecek hazır. Ece'nin bakalım, mutfağı. Bakalım bize neler hazırlamış. Güzel meyveler gelecek falan. Yok ya. Yok öyle. Karnıyarık. Öyle ya. Karnıyarık abi. Pilav karnıyarık. Tabii karnıyarık. Eylül'den sonra evime beklerim. Çoban kavurma. Eylül'e kadar tık yok. O zaman ben makarna yapacağız. Aa süper. Makarna bilir misin? Bilirsin. Aa dedi bak. Yani de, bilirim de sosunu musun hani. Ece yumurta kır bize. Onu yaparım. Aslında deniz suyuna makarna yapabiliriz. Olur mu canım? Tabii. Deniz suyunu alırız tencereye. Tuzlu. Temiz yerlerde yapılması kaydıyla yapabiliriz. Göcek'te yaparız, de var zaten değil mi? Şimdi Göcek şu boğazda temiz su var. O temiz sudan bir tencere alıp tamam deniz suyuna makarna yapacağız. Tabii. Tamam arkadaşlar. Öyle yapalım. Deniz analı olursa daha da güzel olur. Tat katıyor. Peki mesela Gani Bey kaptanın kafası iyi diyelim. Ha. Böyle hani normal trafikteki canavarlar gibi. Bir tane canavar kaptan var diyelim. Çok oluyor. Oluyor mu? Çatışma diyoruz ona. Çarpışma denmiyor denizde. Ne oluyor? Çatışmada sonuçta bir sürü şahidi oluyor onun zaten. Sahil güvenlik geliyor aynı şeydeki gibi. Rapor tutuluyor. Bir tarafın şeyi öbürüne ödeme yapıyor. Sigortası veya kendisi sigortası yoksa ödemeyi yapıyor yani. Ondan kaçılmıyor. Aynı sigortası yoksa bayağı gibi. Bir masraf değil mi? Çok ciddi bir masraf. Yani de denizde çarpıp kaçan da var ona bakarsın. Hadi ya. Tabii. Yakalayabilirsin. Yalnız yakala. Abi benim teknelerle ilgili bugün öğrendiğim çok önemli bir şey var. Ha. Tekne ne kadar büyürse üzerindeki üstsüz kızlar o kadar çoğalıyor. Doğru üstsüz mu? Üstsüz kızlar mı oldu? Abiciğim dur. Dur çevir diyor. Dur abi. Tramola. Sen tramola. Evet tramola atıyoruz. Balık malık görüyor musunuz böyle yunuslar bir şeyler? Burada genel olarak yok çok fazla. Ya ben balı... görmüştüm ama ya. Ya açık denizde olur çok ama burada. Çok açıkta gördüm evet. Balık yönünden fakir bir koy burası bence. Ben Avşa'da balina görmüştüm ya. Fakir bir koy olduğu Avşa'da için. Avşa'da balina olur, var. 2-3 tane vardı. Marmara'da olur. Marmara balık yönünden zengin bir denizdir yani. Şimdi şöyle bir yöntemim var. Mesela şu kadar yapacağız diyelim. Karışık bu penne ile tahıllı karışık. Önce diyorum ki, iyi çok oldu bu. Çok mu acaba? Çok, yani bence değil. Normal oldu. Normal. Şimdi önce göz kararıyla şuna bakıyorum. Evet. Sonra bunu başka bir kaba boşaltıyorum. Şimdi daha önce şişelediğimiz deniz suyunu bunun içine koyuyorum. Bu deniz suyu koydum. Yani evet. Şimdi. Bir parça zeytinyağı veya çiçek yağı da olur. Bu benim kendi yöntemim. Şimdi önce hemen bunu kaynamaya bekliyoruz. Evet, o sırada da gördüğün gibi tuzlu suyu denizden aldığımız tuzlu suyun içine kaynatıyoruz. Yani biraz yağ döktük. Gerek yoktu abi. Teknenin arkasına alsaydık deniz suyunu. Motor yağıyla beraber değil mi? Motor yağıyla. Yağ da bedavaya getirdik. Biliyorsun motor yağı uzun süre Türkiye'de yemeklik yağı olarak kullanıldı neredeyse tabii yani. Tabii. Artık motor incelmiş motor yağlarını sevgili bazı esnafımız kullandılar. Özellikle balık pişirirken falan. Bu arada salatamızı yapalım biz. Evet. Şimdi burada. Onu Berke yapsın. Berke çok seviyor. Aa, ben salata bayılırım. Evet şu anda sana bunları doğratıyoruz. Doğradıklarını da şuraya atıyoruz. Aynı yemek yapılmıyor değil hayır. Mi? Hayır. Bir hafta önce türlü yaptık. Ama bu hafta sizde makarna yapıyoruz. En hayır güzeli canım, bize genel makarna. Olarak bu sene şöyle bir şey yaptık. Çok teknede yemek yapma konfor her zaman aynı gelen insanın becerisi. Yani bir kere şey gelmişti mesela Deniz Türk Ali. Onunla çok güzel oluyor çünkü zaten biliyor kadın işte. Aşçı. Yani çok bu, iyi. Tabii. Gurme. Ama şimdi bana gelince olmuyor yani. Ben de böyle konuk olunca, benim gibi konuk olunca da olmuyor. Doğru diyorsun. Dolayısıyla
Biz aslında genel olarak şeye gidiyorduk. Ben gelecek yaz geleyim, bak ne neler yapacağım. Yıkacağım ortalığı vallahi. Gelecek yaz seni bir daha alalım. Tamam. Böylece aradaki yaz farkı görmüş oluruz. Karnı yarık, her türlü zor yemeği, imam bayıldı. Her şeyi yaparım. Gelecek seneye ben de kaptan olarak gelmeyeyim Gani abi. Sen kesin kaptan oldun vallahi zaten. Bak görürsün. Valla sana belge kadar veririm yani rahatlıkla. Bütün kadının hayali. İki tane erkek böyle çalışır, kadın oturur. Vallahi. Değil mi? Yapın arkadaşlar. Biliyorsun artık yavaş yavaş zaten iktidarı kadınlar dünyada aldılar. Tabii. İşte bir de doğursanız olay tam olacak. Tam süper olacak. Oldu. Öyle vallahi yapalım. Bir uğraşırız. Seni mi kıracağız? Evet. Gayet iyi gidiyor şu anda. Vallahi bunlar. Bir gram benzin harcamadan buraya yani güzel rüzgar hızıyla denizden geldik. Denizden suyu aldık. Su harcamadık. Ha, denizden suyu aldık. Yemekleri konuklar yapıyor. Yani çok vallahi tutulmuyoruz Gani Bey. Tebrik ederim ben sizi. Bu benim yaşam biçimim. Bu arada makarnaya yakın plan rica ediyorum. Neden? Çok az su koydum gördüğünüz gibi. Arada karıştırmam lazım yalnız. Ama şu, içindeki su bittiğinde makarnanın da olması tamamlanmalı. Doğru. Bu, İtalyanların yaptığı stil bu. Ha, sert ben ama biraz suyu daha sonuna biraz kadar koyarım sert mesela normalde. İşte, ben çünkü su süzülmüyor benim makarna tarzımda. Niye? İçinde kalıyor. Hmm. Yani çünkü lifiyle beraber alıyorsun makarnayı ve esas doğru olan ve besleyici olan da o zaten. Yani daha doğru faydalı olan. Ece gel bir tanesini de sen şey bir dur. Evet bir dakika. Şunları bari ayıkla. Şunu bari kemer de yani hani ha. Al kucağına. Ah canım benim ya. Getir şey yapayım. Komutan gelsin gördüğünüz gibi. Başımızda komutanımız var. Şimdi. Öyle oluyor.
Denizli Hayat Turkcell'le devam edecek. Denizli Hayat Turkcell'le devam ediyor. Böceğin en güzel koylarından birinde, Yassıca Adaları koylarından birinde demir attık. Gerçekten koy çok güzel ve burada iki tane güzel var. Biri tescilli güzel, biri gerçekten biri güzel. Biri üfürükten. Ya abi biz yapay güzel. Tamam, hayır peki. Ne yapayım tamam, Ece tamam. Yani bu adam tescilli yani. Abi var mı belgen var mı ne olur bu vallahi işin belgesi var. Ne yazıyor üzerinde? Eğitimin yanında taşıyorum. World, bu çocuk güzeldir falan. Best of the world nedir adı? Şimdi bizim yarışmamız Best Model of Turkey'di. Ha. İlk erkek manken benim Türkiye'den seçilen. Sonra sen başka dünya yarışmasına girdim. Hmm. Tabii International Manhunt diye bir yarışmaya girdim. Avustralya'da Türkiye'yi temsil ettim. Dünya ikincisi olduk orada çok şükür. Aslında. Yine bayrağımızı dalgalandırdık. Tescilli ya adam tabii, ne tabii. Yapayım yani. Kupalar mı falan bir sürü şeyler verdi. Bir işe yaradı mı kardeş? Hiç. Evde bir yerde böyle arada bir kızcağız tozun oluyor o kadar. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Aşk hayatında diyorsun öyle. Ben bir denize dalıp yemişim. Bu arada hemen tabii Ece'ye geçelim çünkü Ece erken enteresan, çok erken gerçekten hayatta. Kıbrıs'ta başlamışsın kariyerine. Evet, bunu ben yeni öğrendim. Çok erken, 12 yaşında. Ne yapıyordur radyoda? Orada şey yapıyorduk. Kapıda güvenlikmiş. Yok, İngilizce yayın yapıyorduk radyoda. Kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonu. Hatta şeyde anonsu da hatırlıyorum. Söyle. This is Radio Bayrak, The Voice of the Turkish Republic of Northern Cyprus diye giriyordum konuya. This is Young Sound, I'm Ece Erken. İngilizce yayındı, Türkçe de değil. Peki İngilizcen nereden? İngilizce ben hep kolejlerde, Anadolu Lisesi, ilk önce Bayraktar Türk Marif Koleji'nde okudum. Hı-hı. Sonra burada Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde. Ve İngilizce'ye İngilizce. Çok merakım vardı. Bir parça duyardım mesela. Sözlerini o neydi? Blue Jean diye bir dergi vardı mesela. Onun sözlerini alıp ezberlerdim. Araştırırdım Türkçe anlamlarını. İngilizce'ye çok merakım vardı. Dile yeteneklisin bence. Yetenekli, yani. Şey seviyorum var. Yani. Hani başka dil İngilizce öğrenmek dışında, var mı? Hayalinde. Şu an aslında İspanyolcayı çok istiyorum. Onu da hani Eylül gibi birazcık daha ev hayatına evet, alışınca. Evet. İspanyolca çünkü çok gelecekte çok iyi bir lisan olacak. Çok da yani. Kullanılan bir İspanyolca. Evet. Bütün bu işte dünyanın en dereceli mankenlik falan ama hemen oyunculuğa dönüştürmüşsün ki doğrusunu yaptın. Gani abi. Seçim meselesi değildi bu. Aslında doğrusu çok komik ama gerçek. Ben önce oyunculuğa başladım. 91 yılında sonradan görmeleri çekiyordum Tekin Akmansoy'la. Sesli çekiyordum. Evet, evet biliyorum abi. Orada ben 2 yıl kadar Ankara tiyatrocularıyla beraber oynadım. İşte hep Ege Aydanlar, Burak Sergenler falan böyle çok güzel bir kadroyla beraber eğitildim orada. Aslında istemeden öyle başladım oyunculuğa. Sonra mankenlik geldi. Yani komik tarafı o. Ama tabii ki mankenlik her zaman önüne geçti. Çünkü o iş benim çok profesyonelce yaptığım bir işti. Üzerine çok eğildiğim bir işti. Öbürü böyle benim küçük bir yavrum hobi gibiydi. Hobi gibiydi. Şu anda hangisini öne koyuyorsun? Oyunculuk tabii. Ben mankenlik yapmayalı tabii 5-6 yıl oldu. Uzun yıllarda en güzel yaptım. Yerlerinde bırakmayı tercih ettim. Hala şu an çok gerektiği zaman seve seve gider yardımcı olmak çıkabilirsin, için. Çıkabilirsin evet yani. Çıkarım. Hani hayır defilesidir, yardım defilesidir falan ama. Mesela göbek olmamış yani. Yani çok değil oldu yine de bak 35 yaşından sonra normal. Şey ama oyunculukta da güzel kariyerlerde yaptın. Güzel mesela yaptım. Komedi oynadın. İyi oyunlar oynamaya çalıştın. Drama oynadın. Tabii hepsini. Zaten hepsini amacım oynadım. Benim o. Ben tek karakter adamı değilim. İstemiyorum da. Bunu seçmedim. Peki size yapılan böyle şeyler var ya. Bu yakışıklılar ve güzeller geldi. Bize eğitimlerin rollerini aldı şeklinde bir takım eleştiriler olur ya. Buna karşı bir savunun var mı? Veya ben de eğitim yok. Aldım kardeşim diye. Savunmam yok. Onlara hak vermem var. Tam tersi. Ben şey. Haddimi biliyorum. Çünkü şöyle. Her zaman bu konuda okullu olanların çok daha saygın olması gerektiğini ben yani arkasında çize çize söylüyorum. Çünkü bu adamlar bu işe emek harcadılar. 5-6 yıl konservatuvarda da okudular. Ha belki ben doğal yeteneğim belki benim daha fazladır. Ona bakarsan hiç nota bilmeyi hatta konuşmayı bilmeyen yani yazıp okumayı bilmeyen ama insanlar çok iyi şarkıcı olabiliyor. Ama emeklerine her zaman saygı duymak lazım. Saygı. O yüzden ben bu konuda hani savunma falan yapmayacağım. Sadece ben üzerime düşen rolü en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir askerim. Ekranınızın çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür şahsen ederim. Dışarıdan bakan biri olarak.
aldığım diğer yorumlar da bu şekilde genel olarak. Yani seninle ilgili yorum hep sevimli bir ekran yüzü. Ama çok fazla dizi ve filmlerde görmedik seni, evet, yine de. Üç tane de. Çok az yani. Normalde bu kadar çok televizyon programı yapan birinin çok daha fazla dizilerde olması lazımken. Senin tercihin mi yoksa hani böyle mi geldi? Ben Sunucu'nu çok seviyorum. Yani Berke'yle biz hatta Aşk ve Gurur dizisinde beraber oynadık. Tabii. O biliyor birazcık beni. Çok kendimi vermem ben. Yani oyunculukta bir de mesela bazı diziler Lise Defteri hariç Nilgün'de Osman abi, Osman Yağmurdur Ali çok istediği için. İkincisinde Faruk Bayhan genel müdürüm çok istediği için oynamıştım. Hani birazcık ite kakaydı. Lise Defteri'ne bir keyifli çalıştım. Onlar anlarlar bu işte. Ama bak yani ekran evet. sevimliliği çok önemlidir. Onlar dizi diye tutturuyordu. Onu ama keşke taşısaydın mesela. Yani çünkü bu elektriği vermek de kolay değil. Ya bana gelen diziler de tutmuyor ama Gani Bey. Şans. En son Mehmet Ali Erbil'le Bernal için oynadığı bir dizide işte 3 tane başrol vardı. Üçüncüsü geldi. Sonra işte kanalım kabul ettirmedi. Dizi bir hafta, iki hafta mı, üç hafta mı ne yayınlandı? Başka bir dizi geldi. Bu Şeytan Sofrası. Onda oynadın mı sen Mehmet Ali Erbil'e? Oynamadım. Kabul ettirmediler. İlk ettirmemişler. Dizi kalktı. Bu sefer iyice kendinden gelecektin ya. Bende bir şey var. Ayağa baktı. Diz tabağım. Yok benim oynadığım 3 tane dizi de çok enteresan. Üçü de tutmadı. Ama üçü de sezon sonuna kadar yayınlandı. Ya ama bu genel olarak yani ben biliyorum oynadığın dizileri. Sonuçta senin üzerine kurulmuş diziler değil. Olmadığı için sen sorumlusu lise olamazsın. Lise defterinde yani hani bir sürü oyuncu vardı. Genel konsept vardı. O yüzden konsepttir zaten. Hani oyuncu çok böyle üzerine yatırım yapılıp tutmayan oyuncular vardır ayrı mesele. Ama evet. onlardan biri zaten ikiniz de değilsiniz. O yüzden. Bir de senaryo çok önemli bence. Yani senaryo müthiş oyuncuları alın. Senaryo kötü olsun. Al Pacino da oynasa, Brad Pitt de oynasa bir şey evet, şey yapmaz. Öyle yani. Biraz yani Türkiye'de biraz öyle. Bütün bu parlak bir kariyer yaptım bence. Sunuculukla özellikle sunuculuk anlamında mutluyum. Herkes işte Ece Erken'i çok sevimli, sempatik buluyor. Ama ve lakin demişsin ki ben artık bırakacağım bu işleri. Bir de böyle bir şey var ya oyunculuk yapmadığın yetmiyormuş gibi. Onlar bir de ben bırakacağım demişim. Bunu niye yapıyorsun? Benim gerçekten bırakacağım mı? Yok yani iş konusunda da her zaman öyleydim. Çok hırsım olmadı. Gerçekten de hani bu işi hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. 12-13 yıldır tek sunuculuk yaparak ayakta kalabilen çok fazla kişi yok piyasamızda. Yani bir iki yılda siliniyorlar. Hep popüler isimler bir şey sunuyor. Bence çok fazla da hani başarılı olmadığı için de silinip gidiyor. Hani oyunculukla devam ediyorlar mesela. Evet. Ben şimdi haftada bir veya iki program. Hani ben tempomu azaltacağım anlamında işi bırakacağım. Yani yoksa kadın tamamen... Derneklerinden falan zaten acayip bir tepki aldım o röportajdan sonra. Sen nasıl bırakırsın diye. Tabii yani bir erkek için bırakılır mı işte evleniyorsun diye işi mi bırakacaksın? Bayağı bir tepki aldım ya. YouTube'da falan buradan söylemiş atmışlar. Olalım ama temelli bırakmıyorum. Evet yani devam edeceğim haftada bir veya iki çünkü çocuk istiyorum. Ama Berke de evlenince bırakacakmış. O da bırakıyor o evin erkeği olacak. Evin erkeği olacak. Salt yapacağım, sardı atacağım falan ben. Valla yaparsın onu. Ama evet. inanılmaz bir oyunculuk hırsı olduğunu biliyorum. Çünkü evet. bir jinekolog oynamıştım. Evet. Bir dizide ve oturmuş bayağı araştırma yaptım. Kesinlikle. Ne yaptın ben merak ediyorum tabii. O nasıl bir araştırma yaptın? Son kez gösteriyorum. Yani hakikaten her rol için böyle araştırmalar kesinlikle, yapıyor musun? Kesinlikle. Hemen mesela benim olabilecek, bence oyunculuk şey bir gömlek giymek ama o gömleği en iyi şekilde üzerine giymek tamam mı? Yani doğru. sırıtmaması lazım. Ben oysam bir doktor gibi düşünebilmeliyim. Doktor nasıl bakıyor olaylara? Konuşma cümlelerinin sonlarını, başlarını nasıl baskılar yapıyor? Çok mu gerçekçi? Yoksa sadece bilimin ışığından gitmeyip hani hastanın hayatı benim elimde falan deyip başka bir yollarla insanlara bir şey mi anlatıyor? Umut mu vermiyor? Ne yapmıyor? Hani nasıl yürüyor? Nasıl biraz şöyle kadar. Olabildiği kadar içine girmeye çalışıyorum. Her rolde bu böyle. Ama mesela en son Yağmur Zamanı'nda oynarken öyle bir çalışmaya yapmaya ihtiyacım yoktu. Oradaki karakteri çok iyi öğrenmeye çalıştım sadece. Çünkü o yaşayan, real bir adamdı. Ya, evet. Ayakları yere basan ama aşkından gözü kör olmuş bir macera peresti. Mesela onun için sadece o rolü çok iyi okuyup çalışmak önemli. Ama özel karakterler için gidip gerçekten çalışıyorum. Bu türkü meselesine geleyim biraz. Nasıl olsa dönüşte beraber türküler söyleyeceğiz. Tabii, tabii. Ama şey diyorum ya, bu, ya gerçekten ilk defa dinlemedin herhalde. Ağzına öyle canım. Çıktı. Ya Gani abi işte bunlar şey yap ya manipülasyon yani olayla ama ben onu duydum yani daha da YouTube'dan bir daha baktım ya, acaba demiştim. Öyle mi diyorsun? Olay şu. İlk defa türkü söyledim. Çok ben dinledim çok, çok açık sözlü bir insanım. Gerçekten çok açık sözlüyüm ama çok safça söyledim şunu. Daha önce türkü dinlemedim dedim. Şimdi duymadım demek değil bu. Dinlemedim demek
işin içine girmek demek benim yani için. Yani daha doğrusu şöyle diyebilirim. Oturup da evet, profesör, hayır, incelemedim. Yani nakaratlığını bildiğim yüzlerce türkü var benim. Yani sonuçta biz Afrika'da yetişmedik ki. Bilinmez mi canım yani? Yani Allah doğru, aşkına doğru. Yani ama ya ben dedim Afrika'da tabii ya, Uganda'da yani, bilmediği bu tabii çocuk ki yani. Yani. Ama yani. Hani özel olarak türkü dinleyicisi değildim demek istemiştim. Çünkü türkü gırtlağını çok yakın i̇şte değildim. Bu canlı benim... yayın böyle bir şey. Görüyorsun. Aynen öyle. Ağzından çıktı. Evet. Sen nasıl baş ediyorsun? Hiç ağzından benim kontrol edemedin. Benim hiç şey çıkmadı. Senin bir kader vermiş, kahpe kader. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet doğru. İnternette o çok çıktı ama benim o fonda benim sürekli açılış yaparken sürekli bir parça arkada fonda playback yapardım. Çocuktum o sıralar zaten. Kader, kahpe kader onu söylüyorum. O sırada da kaderi çağıracaksın diye yazı şey yaptılar. Dedim kader geliyor şimdi de. Ama fonda da kader kahpe kader çalıyor. Yani kız da kendi üzerine alındı biraz. Kuyruğuna darmadan. Çok kötü. Yani böyle arada tabii oluyor. Ama mesela o kadar enteresan ki hani yıllardır bu işi yapınca demediğin lafları da demişsin gibi gösteriyorlar. Mesela internette adamın üretiyor, oturuyor, komik bir laf. Ama Allah'tan YouTube var şimdi. YouTube'dan evet, YouTube'da hani görüntü. Gerçekten görüntü. Dememiş mi dememiş mi? Aynen tabii, tabii. Öyle. Demiş o yüzden hani bazı şeyler de çok atlıyor.